3. Murat. Oğlu Şehzade Mehmet'in sünnet düğünü için bir şenlik düzenliyor. Büyük bir festival haline alıyor bu. 3. Murat sefere çıkmamıştır. Sefere çıkmamış ama Osmanlı'nın da büyüklüğünü, şeyini, haşmetini dünyaya göstermek istiyor. Savaşa gitmek yerine bunu bir şenlikle yapmak istiyor, bütün dünyaya göstermek istiyor. Ve 52 gün, 52 gece süren bir şenlik oluyor bu. Daha kısa düşünülmüş ama böyle, evet böyle. Şimdi bu şenlikte bütün İstanbul esnafı katılmış. Bu ne demek? Bunun ayakkabıcısı katılmış, kaftancısı katılmış, iskemle yapan katılmış, efendim silah yapan katılmış. Ya aklınıza gelecek her çeşit esnaf bu şenliğe katılmış. Ve bunlar asıl önemli şey. Tek nüsa, resimli nüsamız var Topkapı Sarayı'nda. Bu şenlik resimlendirilmiş, minyatürlendirilmiş. Yani bu eserde biz hemen hemen bütün sanat ve zanaatçıların yaptıkları eserlerle görüyoruz. Bu benim doktora şeyimdi. Böyle bir eser çalışmak büyük bir avantaj sağladı bana. Daha sonra yaptığım bütün çalışmalarda referans olarak ben hep bu surnameye başvurdum. Ve tabii doktora tezim olduğu için de çok detaylı çalışmış olduğum bir konuydu. Bu benim yolumu çizdi. Yani surname çalışmanız. Surname çalışması. Akademik çalışmanızın yolumu çizdi. Çünkü daha sonra yaptığım çalışmalarda ben hep görsel belge olarak görmeye başladım minyatürleri. Çünkü minyatürler evet sanat eseridir ve zaten o zaman benim çalışma yaptığım zamana kadar da sadece sanat eseri olarak bakılmıştır ve değerlendirilmiştir. Ama benim bu çalışmam tabii gittikçe buna bağlı olarak yaptığım çalışmalar minyatürlerin yalnız sanat eseri değil, görsel belge olduğunu da gösterdi. Benim en büyük şeyim, katkım galiba sanat tarihine bunların şey olduğunu göstermek, belge olduğunu göstermek oldu. Bu bina o sırada, benim çalışma yaptığım sırada restorasyona girdi. İşte burası nasıldı, burası nasıldı, orijinal durumu nasıl? Onu şey yapıyorlar. Benim çalışmamda Matrakçı Nasuh'un İstanbul tasvirindeki hipodromu gösteren detaydı. O detaya bakıyorum, İbrahim Paşa Sarayı olduğunu anladım. Ve onun üzerinde çok çok durdum. Böyle aylarca baktım, nasıl gösteriyor bu adam? Bir garip bir şekilde gösteriyor. Niye böyle göstermiş? Nasıl göstermiş? Bir türlü anlayamadım. Sonra Matrakçı Nasuh'un Topkapı Sarayı'nı nasıl gösterdiğine bakınca çaktı. O zaman anladım onun şeyini, onun minyatür dilini, onun kafasını nasıl işlediğini ve nasıl göstermek istediğini. Ve bu arada kırmızı direkler vardı. O direklerin işte birinci avluya baktığını, açık bir avlu olduğunu filan anladım. Ve minyatür bu restorasyon çalışmasına da bunları bildirdim. Bildirdim. Enteresan şey, düşünün minyatürden hareket ettiğim bir detay. Duvarı aç dedim mimar arkadaşıma.
Duvarı aç, kırmızı direkleri bulacaksın. Duvarı açtı ve kırmızı boyalı direkleri buldu. Tabii benim sevincimi tahmin etme, evet. Şimdi bu çok önemli bir şey oldu. Önemli, çok önemli bir detay oldu. Demek ki minyatürler görsel belge. Ama ona nasıl bakmak gerektiğini bulmak lazım. O zamanki insanlar o dili bildikleri için oradaki hikayeyi, detayları anlıyorlar. Ama biz ondan uzaklaşmış olduğumuz için biz anlamıyoruz. Ama ona dönüp anlamak lazım. Her çağda resim sanatı önemlidir. Ve yani mağarada yaşarken bile insanlar bazı hislerini, korkularını yahut yapmak istedikleri işleri duvarlara resmetmişlerdir. Bu çalışmalar değişik yerlerde, değişik tarzda devam etmiştir. Şimdi İslam dünyasında da çok sağlam resim gelenekleri var. Yani İslamiyet'ten önce var ve ona dayanan ama o bölgeye has bir üslup var. Yani bunun içinde Mısır'ı düşünün var. Musevi dinin resimleri var. Bütün bunlar, sonra Mezopotamya var. Bütün bu bölgede bir resim geleneği var. Bu resim geleneği üç boyuta giden bir resim geleneği değil. Siz dediniz ki biraz önce resim zaten insanoğluyla beraber resim sanatı gelişti. Tabii. Şimdi en son olarak yani yakın zamanda Şanlıurfa tarafında Göbeklitepe bulundu. Ve Göbeklitepe'de yaklaşık 1200 yıllık bir geçmişi ve tarihi olan İnanılmaz. Bir yer. Şimdi sanat tarihçisi olarak ben Göbeklitepe'yi de biraz değinmek isterim. Hem Göbeklitepe'de çıkan dikili anıtların üzerindeki figürler. Yani o mesela, bu konuda arkeologlar bile çok fazla bir şey söylemiyorlar. Çünkü çok hakikaten daha araştırılması gereken bir konu. Beni en çok geçmişten günümüze kalan izler ne heyecanlandırıyor derseniz, vallahi Yenikapı şeylerinde, kazılarında, yani o İstanbullunun ayak izi var ya, İstanbulluların, inanılmaz beni etkiledi. Yani o insanoğlunun birebir bıraktığı iz, yaptığı değil, kendisinin o ayak izleri inanılmaz. Yani Türkiye daha nelere acaba, neleri saklıyor içinde? Ama Göbeklitepe'den daha eski bir şey. Zaten o bölge daha en eski yerleşim bölgesi olarak biliniyordu arkeologlarla. Onlar söylüyorlardı çalışmalarını, sonuçlarını. Ama Göbeklitepe birdenbire tabii daha eski bir şey olarak orada çıkıverdi. Yani onları yaratabilmeleri için belli bir kültür seviyesine gelmiş olmaları lazım. Yani bir de o tarafı var. O kadar yontular yapmışlar, değil mi? Kabartmalar yapmışlar, figürler yaratmışlar, mimari yaratmışlar, bir ortam yaratmışlar. Bunlar küçümsenecek şey değil. O ne demek? Bütün bunları yaratmaları demek, belli bir kültür seviyesine gelinceye kadar daha da gerisi var. Onları yapamadıkları devir de var. Yapabilme
seviyesine ulaşmışlar. Onlar o seviyeden bize gelenler. Onun daha altında da bir yerleşimin tarihi daha da dibe gidiyor bence. Yani Avrupa'da daha çok gerilerdeyken, yerleşim ve sanat çok daha gerilerdeyken, İslam bizim söylediğimiz Orta Doğu bölgesinde çok daha ileri. Çok daha ileri. Kültür ve sanat çok daha ileri. Dünyada hiçbir yerde, hiçbir yer bunu Anadolu kadar zengin bir köprü olamaz. Bu, bakın, yalnız şeyde değil, yalnız arkeolojik şeyde bunu görmüyoruz. Bunu bitkilerde de görüyoruz. Ta Orta Asya'dan gelen yahut Çin'den gelen, Çin'den Orta Asya, Orta Asya'dan bütün göçlerle gelen bitkiler var. Buradan Avrupa'da, Avrupa'ya atlayıp gidiyor. Yani hangi konuya inseniz Anadolu inanılmaz bir köprü olduğunu ortaya koyuyor. Bir cariyenin beni hırsız bildiler fakat beni yanlış şey yapıyorlar, haksız yere yargılıyorlar diye yazdığı bir şikayetnameyi orada bulabiliyorsunuz. Yahut işte müdür yardımcısı geliyor, diyor ki işçiler geldiler Şehzadeler şeyinde, bir tavanı açmışlar, içeride bir ışıltı görmüşler. Bir gelin bakın dediler. Koşa koşa gidiyoruz. O koşa koşa gidenlerin içinde ben de vardım. Ve bir bakıyoruz ki sonradan bir tavan yapılmış. Onun içinde kubbe var. Ve deriye gerilmiş bir kubbe. İçinin yuvarlaklığını deriyi gererek temin etmişler ve üstüne bütün nakış yapmışlar. Bugün gidip gördüğünüz o kubbenin ilk bulunuşunu mesela ben oradaydım. Kanuni'nin şimdi çok önemli bir insan. Değil mi? Tarihimizde fevkalade önemli bir hükümdar. Yaptığı şeyler, kanunlar, efendim düzenlemeler, onlar çok önemli. Tabii yaptığı seferler fevkalade önemli. Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarını onun zamanında kazanmışız. İnanılmaz. Onun devrinde Osmanlı sanatının en enleri, en önemli sanatçıları yetişmiş. Mimaride, Mimar Sinan, işte bir her konuda en usta sanatçılar yetişmiş. Bence onun sanat patronluğu hiç göz ardı edilmemeli. Yaptığı en büyük işlerden biri odur. Acaba 16. yüzyılda ne gibi renkler kullanıyorlardı? Renk isimleri. Şöyle bir listeledim. Şimdi sonra dedim ki acaba 17. yüzyılda renk isimleri değişiyor mu? Moda değişiyor mu? Mesela eskiden fuşya diye bir renk yoktu. Zaten kahve 16. yüzyılda gelmiş ama renk ismi olarak hiç kullanılmamış. Onu çok enteresan buluyorum. Peki, yani bizim bugün kahverengi dediğimiz renge ne diyorlar? Bazısı sincabi diyor. Bilmem, yahut fındıki diyor. Bir sebze veyahut meyve ismine benzeterek söylüyor. Gülgüni, al diyor. Hem al diyor, hem kırmızı diyor. Hem beyaz diyor, hem ak diyor. Kırmızı bir kere şeylerden ben bakıyorum, kumaş fiyatlarından bakıyorum. Kırmızı en pahalı olanı. Ayakkabıda bakıyorum, en pahalısı kırmızı pabuç.
Her şey. Çünkü kırmızı boya çok daha, bütün boyaların içinde en pahalısı. Bir de tabii en gösterişlisi. Evet. Otağı Hümayun. Yani o as bir bakıma çok dikkat çekmeyen bir konuydu. Fakat içine girip çalışınca Osmanlı kültürünün ne kadar sağlam temellere dayandığını da gösteriyor. Orta Asya'dan gelen göçebe kültürü Osmanlı'nın elinde adeta bir saray kültürü haline gelmiş. Her şeyiyle bir Otağı Hümayun bir gezer saray halinde. Dış duvarları var. İşte içinde hamamı var. Benim gene belge çalıştığım için hamamı var, tuvaleti var. Efendim içinde odası ayrılıyor, yatak odası oluyor, bölümleri var. Rüzgardan ve yağmurdan korunmak için önde sayeban dediğimiz kısımda yanda kanatlar var. O kanatlar şöyle getiriliyor güneşe göre yahut böyle getiriliyor. Anlatabiliyor muyum? O kadar detaylar, o kadar güzel şeyler var ki ben kitabı yazıp bitirdikten sonra da hala rastlıyorum. Döşemeleri var. Ama şey için özel döşeme. Sonra yani hamam için bile içinde levazıma, hamam levazımı diyor. Mesela yere tahta konuyor. O tahta besbelli ki su gitsin diye aralıklı. Ben tasavvur edebiliyorum detaylarını. Kazan geliyor sıcak su için. İşte bakırdan şunlar geliyor, bunlar geliyor. Daha detayları çok. Yani ve bu nasıl kullanılıyor? Son olarak biz gençlere kendi tarihimizi daha iyi anlamak ve bilmek adına ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Vallahi söyleyeceğim şey işte böyle kısa yoldan bazı şeyleri elde etmeye gitmesinler. Yani hakikaten ben çok emek veriyorum. Çok alnınızın terini çok akıttığınız zaman çok da güzel şeyler buluyorsunuz. Yaptığınız iş çok daha güzelleşiyor. Onu esirgemeyin teriniz. Onu Hayrullah Bey'den öğrenmiştim. Çok güzel bir hatla. Bu da geçer yahu. Ben çalışma masamın çekmesine koyarım. Çok sıkıldığım zaman açıp bu da geçer yahu derim. Hakikaten insan çok güzel atlatıyor sıkıntılarını. Ama o yanlışların sebeplerini biliyorum. Yahu aynı yanlışları gene yapardım. Ve insanlar yanlış bir de kimseye etrafınızdakileri değiştirmeye çalışmayın. Hiç kimse değişmiyor. Hiç kimse değişmiyor. Kendinizi üzmeyin. Bir kere söyleyin. Alırlarsa alırlar, almazlarsa zaten 100 kere söyleseniz de almazlar.